Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ilçe belediye başkanlarımız, değerli il başkanım, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, sevgili konuklar, sevgili Nilüferliler. Nilüfer Belediyesi adına hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması'nda deneyimlerimizi ve iklim eylem planlarımızı paylaşmak amacıyla üçüncü kez bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarımızda iklim krizinin etkisinde sağlık, tarım ve gıda konusunu ele almak istiyoruz. İklim krizi küresel bir sorun ve zincirleme hayatımızın her alanını etkileyen bir konu. Dünyada sanayi devrimiyle başlayan bu süreç ne yazık ki bizi bir krizin eşiğine getirdi. Doğa ile barışık bir sanayileşmeyi başaramadığımız için endüstriyel kirlenme ekosistemde tahribata neden oldu. Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve kuraklık yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Son aylarda Türkiye'de pek çok gölde suyun çekilmesi haberleri alır olduk. Nüfus artarken su kaynaklarımız azalıyor. Bu durum tarımsal üretimi de etkileyecek ve korkarım ki kıtlık tehlikesi gündeme getirecek. Bugün bizi bekleyen iklim krizi temelde insan hatasından kaynaklanıyor. Pandemi dönemi ve sonrasında da kendini çok çok hızlı hissettiren çok önemli bir konuda böylesine güzel bir toplantıda bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Ondan sonraki dönemlerde de Sayın Başkanım da altını çizdi. Sanırım konuşmacılarına çok beğenecekler. Yenilenebilir enerji ve iklim konusunun kendisini bize çok daha fazla hissettirecek. Böyle bir önemli toplantıyı düzenleyen Nilüfer Belediye'mize nezdinde çok teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmaya katılan tüm belediye başkanlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanına gelen belediye başkanlarımıza ve siz değerli konuklarımıza katılmanız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, değerli başkanım, genel başkan yardımcılarımız, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, meslek kuruluşlarının, meslek odalarının değerli temsilcileri, başkanları, değerli Bursalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu kadar önemli bir etkinliği düzenleyen, emeği geçen, başta Nilüfer Belediye'miz olmak üzere bütün belediyelerimizi, genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir sorun. Evet, günümüzün, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi iklim krizi ve sürdürülebilir, yenilenebilir enerji. Baktığımızda o kadar günlük sorunlar içerisinde boğuşuyoruz ki, tabii ekonomik kriz çok derinleşmiş. Biraz daha ilerisini gösteriyor diye biraz bu alanda hükümetin yaptıkları hele hele çok yetersiz. Daha da yoğunlaşmak gerekiyor. Bu yüzden çok önemli bir etkinlik. Bir yandan fosil yakıtları azaltacağız derken bir yandan da işte zeytinlik alanları, maden sahalarını açmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Çok değerli Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, aramızda çok değerli belediye başkanlarımız var ve bizi bugün yalnız bırakmadılar ve bu çalışmada birlikte götürdüğümüz bir süreç içerisindeyiz. Yine kadın kollarımız, gençlik kollarımız, parti örgütümüz, akademisyenlerimiz, değerli akademisyenlerimiz, meslek odalarının çok değerli temsilcileri, eğer atladıysam tüm katılımcılar ve değerli basın emekçileri. Böyle bir çalışmada bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyor ve çalışmamızın başarılı olmasını diliyorum. Değerli belediye başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız, örgütümüz ve STK'larımızın temsilcileri ve Bursalı hemşerilerimiz. Birlikte olmak çok güzel. Özellikle Bursa'da vizyoner belediyeciliğin örneğini yapmış belediyelerimizle birlikte olmak da apayrı bir güzel. Hem kendilerine teşekkür ediyorum, hem de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önce şunu söylemem lazım, neden vizyoner belediyecilik?
Çünkü 31 Mart seçimlerinde işte Mart'ın sonu bahar diyerek tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz diyerek Seyit Torun Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında ortaya konulan bu vizyon ve Genel Başkanımızın liderliğinde hedefine ulaşıyor. Açık net. Bakın bu olay şu anda burada sizlerle paylaşılan, kamuoyuyla paylaşılan olay hakikaten çok önemli. Dünyanın geleceği, enerji, iklim, şu anda sadece bunları konuşuyoruz ve uzun sürede bunları konuşacağız. Hiç unutmuyorum, 2016 yılında yine burada Nilüfer Belediyesi'nde o dönem belediye başkanımız Sayın Bozbey'le bir görüşme yapmıştık. Ve ardından Türkiye'nin ilk enerji kooperatifini kurduk. Ondan sonrasında enerji kooperatifleriyle ilgili iktidarda düzenlemede değişikliklere gittiler. Ve maalesef halkın 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı enerji kooperatifleri, halkın enerjide söz sahibi olması, yenilenebilir enerji, temiz, sürdürülebilir kaynakların ortada olması ve ucuz enerjiye sahip olması iktidar tarafından o zamandan bu zamana engellendi. Değerli İl Başkanımız nezdinde tüm partililerimizi, sivil toplum örgüt temsilcilerini, değerli Bursalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Son 10-15 yılın, önümüzdeki asrın belki de en önemli sorunu iklim krizi. İklim krizine ilişkin dünya tedbirler almaya çalışıyor. Ülkeler bir takım anlaşmalar yapıyor, bir takım girişimlerde bulunuyor. Ama maalesef bizim ülkemizde bu girişimler çok fazla hissedilmiyor. İklim krizi sadece değerli arkadaşlar iklimle sınırlı kalmıyor. Emin olun gıda krizini de iklim krizi tetikliyor. Ekonomik krizi de iklim krizi tetikliyor. Malum arkadaşlar az önce ifade ettiler Ukrayna Rusya arasındaki savaş, pandemi dönemi pek çoğunu yan yana koyduğunuzda iklim krizinden kaynaklı sorunların insanın yaşamını olumsuz etkilediğini de görüyoruz. Bakın öyle şeyler yaşıyoruz ki özellikle 2 yıldır yaz ortasında sel oluyor. Yani Ağustos ayında Karadeniz'de sellerle boğuşuyoruz. Ya da Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede büyük orman yangınları. Evet, orman yangınları büyük oranda insan eliyle yaşanıyor. Ama son 2 yıldır özellikle geçtiğimiz yıl Antalya'da ve Marmaris'te yaşanan yangınların Akdeniz çanağında bulunan ülkemizde küresel ısınmadan kaynaklandığı, kuru hava, nemsiz hava, sıcaklar bundan kaynaklandığı bilim insanları tarafından da anlatılıyor, ifade ediliyor. Tüm bunlar insanoğlunun yaşamını olumsuz etkiliyor. Bunlar dışında bir de insanoğlu kendi eliyle yapıyor. Yani mesela İzmir'e gelecek olan asbestli gemi gelecekti. Brezilya'dan yola çıktı, 900 ton asbest barındırıyor. İzmir'e gelecek, İzmir'de Ali Ağa'da sökülecek. Bir benzeri Hindistan'da sökülmüştü. Hindistan ikincisini kabul etmiyor, ikiz kardeşi kabul etmiyor. Türkiye'de sökülsün, 5-6 milyon dolar işte birileri kazansın. AK Parti'nin tepe yönetimindeki birilerinin oğlu, gemicilik yapanlardan birinin oğlu para kazansın diye buna izin veriliyordu.